Evet, yanımızda 3 değerli arkadaşımız var. Çorum halkı Çorum yöneticilerinden ne istiyor? Çorumlu vatandaşların görüşlerini aldık ve vatandaşların Çorum'da nabzını tuttuk. İşte vatandaşların görüşleri. Önce bunları tek tek tanıyalım. Ben Seha Demirel. Ben Uğurcan Demir. Ben Can Gökay. Evet Seha, ne iş yapıyorsun? Okul iş. Okul endüstri meslek, moto bölümü. O işte Metropol'de çalışıyorum. Yaz tatil döneminde. Evet. Okul kaçıncı sınıf? Lise 3. Lise 3. Sizi biraz detaylı tanıyalım. Ben doğal kozmetikte çalışıyorum. İşte okul endüstri meslek lisesi, motor bölümü, yine aynı sınıftayız. Öğrenciyiz. Evet, yaz tatilinde. Ben çalışmıyorum. Lise 1'e yeni geçtim. Eti lisesi olacak. Eti lisesi. Şimdi gençler, boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Yani vaktinizi nerelerde geçirirsiniz? Şu anda gördüğüm itibariyle parktayız. Parktayız. Oturuyoruz. Genellikle parkta mı takılırız? Farklı mekanlara gider miyiz? Ne yaparız? Arada parka geliriz. Ondan sonra kafelere falan otururuz. Aynı ya, biz hep birlikte geçiririz zamanlarımızı. Genel. Peki, Çorum'da gördüğünüz en büyük eksiklik, yani biz genç olarak buralara gitmek istiyoruz ama buralar Çorum'da yok. Çorum'un üst düzey yöneticilerinden, idarecilerden beklentileriniz neler? Yani Çorum'a şu yapılsa daha iyi olur diyebileceğiniz bir şey var mı? Şuradan başlayayım ben önce. Düşünüyorum abi de. Arkadaş bir... Ya da şöyle sorayım, yani Çorum'a en çok neyin yapılmasını isterdiniz? Mesela ulaşımda tren yolu olsa iyi olur. Mesela. Tren yolunu şöyle bir kenara bırakalım. Yani gençlerin stres atabilmeleri stres için. Stres atacağı şey mesela ne olabilir? Örnek veriyorum, bir aquapark. Aquapark buna olabilir. Buna benzer şeyler söyleyebilirsiniz mesela yani. Mesela Luna Park olabilir. Luna Park. Evet. Siz? Daha eğlenceli geçirebilecek yerler olabilir. Örneğin? Örneğin. Mesela böyle parklarda daha eğlenceli şeyler de olabilir. Büyüklerin mesela oynayabileceği şeyler. Var mı sizin için? Hayır, şu an. Yani Çorum'un yöneticilerden hiçbir şey beklemiyorsunuz. Çorum dört dörtlük diyorsunuz yani. Yani sıkıcı, hani gençlerin bir takım beklentileri var. Sizler de genç olarak, yeni nesil olarak. Evet, aquapark. Bu örneği zaten ben vermiştim. Bunun dışında söyleyebileceğiniz önemli bir şey ya da herhangi bir şey var mı yani? Biz şunu çok fazla istiyoruz Çorum'dan. Yani Çorumlu yöneticilerin bunu Çorum'a getirmesi lazım. Gençlerin buna ihtiyacı var diyebileceğiniz herhangi bir şey var mı? Gezecek yerler daha fazla olabilir ya. Mesela sadece Gazi Caddesi var. Onun daha büyüğü olabilir. Biraz tabii şehir yerleşim planıyla alakalı bir olay. Bu konuda pek fazla bir şey yapılamaz. Ama tabii gelebilecek spor aktiviteleri, kültürel faaliyetler artırılabilir. Yani bu konuyla ilgili herhangi bir düşünce yok sanırım. Evet, çok değerli iki büyük abimiz ve bir küçük kardeşimizle beraberiz. Sizler önce bir tanıyabilir miyiz? Tanıyor musun? Sizden başlayalım. Ya ben Arif, tamam. Benim ismim Arif. Arif amcamız. Sizi tanıyalım. Şaban Gedikoğlu. Haris Gedikoğlu. Haris. Evet, kaç yıldır Çorum'da yaşıyoruz? 21. Memleket Çorum mu? Mecidiyeköy. Mecidiyeköy. Ama 21 yıldır Çorum merkezdesiniz. Siz? Şöyle böyle 40-50 yıldır Çorum'dayız yani. Doğduğumdan beri. Doğma büyüme Çorum'dasınız. Evet. Peki size göre Çorum'un en büyük eksikliği ne? Yani Çorum'da bu yok. Ben bunu özellikle istiyorum diyebileceğiniz herhangi bir şey var mı? Mesela tren olabilir. Tren hattı olabilir. Uçak hattı olabilir. Olması lazım. Çorum'un ihtiyacı bunlar. Mesela bu raylı sistem Çorum'a gelmesi lazım. Tabii benim kanaatim. Gelirse iyi olur. Sizin görüşünüz? Aynısını, aynı kelimeden bulunuyor. Tabii buraya gelmesi lazım. Biz de onu bekliyoruz. Tren ve tren yolunun Çorum'a gelmesi lazım diyorsunuz. Evet, sana yöneleyim şimdi. Çorum'un en büyük eksikliği ne? Yani sen bir genç olarak. Ben Çorum'da bunu istiyorum. Yöneticiler Çorum'a bunu getirmeli. Bunu yapmalı dediğin herhangi bir şey var mı? Şu anda öyle bir düşüncem yok. Yok yani şu anda öyle bir düşüncem. Peki boş zamanlarında neler yaparsın? Nerelere gidersin? Ne iş yaparsın? Gezerim, parklara giderim, internete giderim bazen. Şu anda Pir Baba Parkı'ndayız. Pir Baba'nın dışında hangi parklara gidiyorsun ya da park dışında sürekli takıldığın mekanlar var mı? Bosna Parkı mesela, Mimar Sinan'da. Genelde oradayım, evimiz orada çünkü. Yani gençlerin şu anda zaten gidebileceği tek mekan, ana mekan park. Parkın dışında pek fazla bir şey yok. Yani ben şunu soruyorum. Çorum'daki yöneticilerden, valimizden, belediye başkanımızdan, gerek diğer yetkili makamlardan, kurumlardan. Ben şunu istiyorum. Çorum'a bu gelmeli dedin herhangi bir şey var mı?
Sen gelmesin. Tren, metrobüs falan şehir içinde. Otobüslerin mesela klimalı olması çok sıcak oluyor. İnsanlar daralıyor yani genelde. Üçümüzün de ortak noktası tren ve tren yolu. Tabii. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşım, seni bir tanıyalım. Adım Barışcan, soyadım Kumru. Çorumluyum. Ne iş yapıyorsun? Okuyorum. Hangi okul? Sungurlu'da okuyorum. Anadolu İmam Hatip. Sungurlu Anadolu İmam Hatip Lisesi. Çorum merkezde mi kalıyorsun yoksa okul için mi gittin Sungurlu'ya? Sungurlu, yani ben normalde Boğazgale'de oturuyorum. Ama aslen Çorumluyum. Sungurlu'da da okuyorum. Sungurlu'da okuyorsun, merkezle bir bağlantın yok yani. Çorum merkezde il idarecilerimizden beklentileriniz nelerdir? İl idarecilerinden. Mesela belediye başkanımız, valimiz, il özel idaresinden, şuradan buradan. Hani Çorum'da sosyal aktivite konusunda ya da ne bileyim ekonomi, kültürel, eğitim konusunda gördüğünüz eksiklikler, bunlar nelerdir? Eğitim konusunda mesela yoksul öğrencilere, mal varlığı veya babası işsiz olan, annesi veya akrabası, herhangi bir yakını olmayan kimsesiz kişilerin yardım edilmesi, onlara destek çıkılması lazım. Mesela yollarda kenara çok araba park ediyorlar gördüğünüz gibi. Daha demin bir ambulans vardı, o tıkandı mesela. Trafik sorununa da bir çözüm bulunmalı mesela. Öyle acil durumlarda mesela hasta olduğunda götüremiyorlar hastalar falan. Yol tıkalı gördüğünüz gibi, şimdi de tıkalı. Bu sorunlara çözüm bulunmalı. Trafik konusu diyorsun, eğitim konusu diyorsun. Mesela şimdi Çorum'da genç olarak Çorum'da nerelere takılırsın? Nerelere gidersin? Parklar dışında diyorum. Parklar dışında. Gidecek bir yerin yok herhalde. Gidecek bir yerim yani pek fazla yok. Gezerim, çarşıya giderim. İşim neredeyse oraya giderim yani. Hayır, iş konusunda demiyoruz sadece mesela. Eğlenmek açısında gençlerin eksiklikleri. Eğlenmek açısında gençlerin yapabileceği şu an hiçbir şey yok yani. Ne yapabilecek? İşte bu konuda belediyeden ya da ne bileyim il yöneticilerinden beklentilerin nelerdir? Gençlerin hoşlanabileceği mesela. Mesela bir yüzme havuzu olabilir mi? Havuzu olabilir. Ondan sonra gençlerin... Bir yakın yerlerde bir eğlence merkezi. Öyle şeyler olabilir yani öyle. Parklardan başka takılacak bir şeyler yok gençlerin. Ha işte şimdi ne istiyorsun belediyeden, bunları söyle. Mesela dediğin gibi yüzme şey olabilir, yüzme kursu. Ondan sonra ücretsiz halı saha olabilir. Ücretsiz halı sahalar zaten var belediyenin. Mimar Sinan civarında benim bildiğim bir tane var. Bir tanem var. Ya bir tane var da benim bildiğim sadece bir tane var. Başka yerlerde var mı yok mu bilmiyorum. Diğer yerlerde yani yok öyle. Gençleri sadece benim değil, tüm gençleri sormanız lazım. Ne istiyorlarsa onlar olabilir yani. Evet arkadaşlar, sizleri bir tanıyalım. Ben Kubilay Can Altınkeser. Öğrenciyim burada. Öyle. Üniversite öğrencisi misin? Üniversite. Bölümü nedir? İktisat. İktisat. Çorum idarecilerinden beklentileriniz nelerdir? Mesela sosyal aktivite olsun. Yani Çorum'da gördüğünüz eksiklikler nelerdir? Çorum'da eksiklik olarak hani sosyal aktivitede eksiklik olarak yani bir alışveriş merkezinin eksikliği var yani benim gördüğüm kadarıyla. Başka da öyle pek bir şey yok yani. Mesela boş vakitlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Boş vakitlerimi arkadaşlarımla geçirerek değerlendiririm. Bilgehan Metin arkadaşımla. İşte arkadaşlarınızla nerelerde vakit geçirirsiniz mesela? Geçiririz ama alışveriş merkezi olsa orada geçiririz. Mesela kültür sitesinin yerine bir alışveriş merkezi yapılsaydı çok iyi olabilirdi yani. Çünkü Çorum'da parkın çokluğu dikkat çekiyor yani. Her yıkılan yere park yapılıyor yani. Değil mi? Evet, bu konuda haklısınız. Yani her ilin ihtiyacı olduğu gibi Çorum'da parklara ihtiyacı var. Ancak farklı konularda da ihtiyacı var. Mesela Çorum'a bir dans kursu açılsa gitmek ister miydin? Ben gitmek istemem de tabii sonuçta marjinal grup arkadaşlarımız var yani gitmek isteyenler olacaktır mutlaka. Yani bu da bir sosyal aktivitedir. Yani o da bir sosyal aktivite olduğundan dolayı olsa iyi olur yani. Hani kültürleşmek bakımından mesela şimdi sen Çorum'da bir üniversite öğrencisisin. Kaç yıldır Çorum'dasın? Ben 15-16 yıldır Çorum'dayım. Yani dışarıda da yaşadım da hani bayağı. Ya yani aslen Çorum'dasın. Çorum'dayım da dışarıda da yaşadım. Yani sonuçta 2 senedir de son 2 senedir yine Çorum'dayım yani. Mesela şimdi okulda üniversiteli öğrencilerinden duyduğun herhangi bir şikayet var mı bu konu üzerinde? Nasıl desem sosyal aktivite konusunda. Mesela adam diyor ki parka gidiyoruz.
ertesi gün gidecek bir yer yok. Herhangi bu konuda böyle bir şey duydunuz. Öyle üniversiteli arkadaşlarımızın yani genel şeyi gezilecek yerin olmaması yani. Hani bir aktivitenin yapılamaması Çorum'da. Yani hani geziyoruz diyor. Mesela bir tane yer var diyor, gezilecek diyor. Yani bu genel bir sıkıntı herhalde. Çorum'da bir tek Gazi Caddesi olarak bilinir. Gazi Caddesi olarak bilinen yer var diyor. Başka gezilecek diyor, yok diyorlar mesela yani. Hani bir alışveriş merkezi bence Çorum'un şeyini çözer yani büyük bir oranda. Çünkü öğrencilerin takılabileceği bir ortam olduğu için mesela başka şehirlere gidiyorsun. Yani bu öğrenci kazanımı için de önemli diyorsun. Ya tabii ki yani sonuçta öğrenci gördün mü ister istemez arkadaşına söylüyor. Diyor ki yani burada okunabilir yani yapılabilecek şeyler var diyor. O da onu teşvik ediyor. Buraya öğrenci katkısı anlamında da faydası olacaktır yani illaki yani.